Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü şube, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hırfızı ve ismeti. Peygamber Efendimizin hırfızı ve ismeti bir mucize-i bahiredir. Açık bir mucizedir. Vallahu ya'simuke minen nas. Bu bir ayet. Allah seni insanlardan korur. Maide suresi 67. ayet. Vallahu ya'simuke minen nas. Ayet-i kerimesinin hakikati bahiresi. Evet, hakikati bahiresi çok mucizatı gösterir. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam çıktığı vakit değil yalnız bir taifeye, bir kavme, bir kısım ehli siyasete veya bir dine, belki umum padişahlara ve umum ehli dine tek başıyla meydan okudu. Halbuki onun amcası en büyük düşman. Kendi amcası en büyük düşman. Ve kavim ve kabilesi düşman iken 23 sene nöbettarsız. Bu 23 sene evet nöbettarsız, tekellüfsüz, muhafazasız ve çok defa suikasta maruz kaldığı halde kemal-i saadetle rahat döşeğinde vefat edip mele-i alaya çıkmasına kadar hıfz ve ismeti vallahu ya'simuke minen nas ne kadar kuvvetli bir hakikati ifade ettiğini ve ne kadar metin bir noktayı istinat olduğunu güneş gibi gösterir. Biz yalnız numune için kat'iyet kesbetmiş birkaç hadiseyi zikredeceğiz. Birinci hadise. Ehli siyer ve hadis müttefikan haber veriyorlar ki Kureyş kabilesi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı öldürmek için kat'i ittifak ettiler. Evet. Hatta insan suretine girmiş bir şeytanın tedbiriyle Kureyş içine fitne düşmemek için her kabileden en az bir adam içinde bulunup 200'e yakın Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in tahtı hükmünde olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hane-i saadetini bastılar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanında Hazreti Ali vardı. Ona dedi, sen bu gece benim yatağımda yat. Hicret olayı mı? Şimdi bu çok önemli. Benim yatağımda yat. Yani Hazreti Ali'nin de ölmeyi bile bile göze alarak yatması da ayrı bir şey bu. Yani orada ölmek. Bir cengaverlik. Tabii. Sen bu gece benim yatağımda yat. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam beklemiş. Ta Kureyş gelmiş. Bütün hanenin etrafını tutmuşlar. O vakit çıktı. Bir parça başlarına attı. Bir parça toprak başlarına attı. O vakit çıktı peygamberimiz. Bir parça toprak başlarına attı.
Hiçbirisi onu görmedi. İçlerinden çıktı, gitti. Gâr-ı Hira'da, yani Hira Dağı'nda, mağarasında iki güvercin ve bir örümcek bütün Kureyş'e karşı ona nöbettar olup muhafaza ettiler. İkinci hadise. Güvercinin de yumurta mı vardı hocam rivayette? Güvercinin de yumurtası mı vardı rivayette? Evet. Gâr-ı Hira'da iki güvercin ve bir örümcek. Yani burada bir insan olsa o kuşlar orada durmazlar yani. Bu şey bu. İkinci hadise vakıat-ı kat'iyedendir ki mağaradan çıkıp Medine tarafına gittikleri vakit Kureyş rüesası, reisleri, liderleri mühim bir mal karşılığında Suraka isminde gayet cesur bir adamı gönderdiler. Para verdiler. Takip edip onları öldürmeye çalışsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir Sıddık ile beraber gardan çıkıp giderken gördüler ki Suraka geliyor. Ebu Bekir Sıddık telaş etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam mağarada dediği gibi la tahzen innallâhe me'anâ dedi. Üzülme, Allah bizimle beraber dedi. Suraka'ya bir baktı. Suraka'nın atının ayakları yere saplandı kaldı. Tekrar kurtuldu, yine takip etti, tekrar atının ayaklarının saplandığı yerden duman gibi bir şey çıkıyordu. O vakit anladı ki ne onun elinden ve ne de kimsenin elinden gelmez ki ona erişsin. El aman dedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam aman verdi, fakat dedi, git öyle yap ki başkası gelmesin. Şu hadise münasebetiyle bunu da beyan ederiz ki, sahih bir surette haber veriyorlar, bir çoban onları gördükten sonra Kureyş'e haber vermek için Mekke'ye gitmiş. Yani bol böyle. Ne kadar kaçıp uçup insan varsa orada. Bir çoban onları gördükten sonra Kureyş'e haber vermek için Mekke'ye gitmiş. Mekke'ye dahil olduğu vakit ne için geldiğini unutmuş. Ne kadar çalışmış ise hatırına getirememiş. Mecbur olmuş, dönmüş, sonra anlamış ki ona unutturulmuş. Üçüncü hadise, Gazbe-i Gatfan ve Enmar'da müteaddit tariklerle, yollarla, ravilerle e'imme-i hadis haber veriyorlar ki, hadis imamları haber veriyorlar ki, Gavres isminde cesur bir kabile reisi kimse görmeden tam Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın başı üzerine gelerek yalın kılıç elinde olduğu halde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama dedi, kim seni benden kurtaracak? Demiş, Allah. Sonra böyle dua etti. Allahümme ktenihil harra vel tarra.
Allah'ım dilediğin bir tarzda benim için onun hakkından gel. Birden gavres, iki omuzu ortasından gaipten bir darbe yer, o kılıç elinden düşer, yere yuvarlanır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kılıncı eline alır. Şimdi seni kim kurtaracak der. Sonra affeder. O adam gider taifesine. O pek cüretkar, cesur adama herkes hayrette kalır. Ne oldu sana? Niçin bir şey yapmadın? Dediler. O dedi, hadise böyle oldu. Ben şimdi insanların en iyisinin yanından geliyorum. Hem şu hadise gibi Gazve-i Bedir'de bir münafık Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı bir gaflet vaktinde kimse görmeden tam arkasından kılıç kaldırıp vururken birden Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bakmış. O titreyip kılıç elinden yere düşmüş. Dördüncü hadise, manevi tevatüre yakın bir şöhretle ve ekser ehli tefsirin inna cealna fi anaqihim aghlalan fehiye ilel ezkani fehum mukmehun ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe aghşeynahum fehum la yubsirun. Yasin suresinde bu iki ayet, biz onların boyunlarına öyle halkalar geçirdik ki çenelerine kadar dayanır da Hakk'a boyun eğmezler. Bir de önlerine bir set, arkalarına bir set çekip gözlerini kapattık, artık Hakk'ı göremezler. Ayetinin sebebi nüzulü ve ehli tefsir allameleri ve ehli hadis imamları haber veriyorlar ki Ebu Cehil yemin etmiş ki ben secdede Muhammed'i görsem bu taşla ona vuracağım. Büyük bir taş alıp gitmiş, secdede gördüğü vakit kaldırıp vurmaktayken elleri yukarıda kalmış. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam namazı bitirdikten sonra kalkmış, Ebu Cehil'in elini çözmüş. O ise ya Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın müsaadesiyle veyahut ihtiyaç kalmadığından çözülmüş. Hem yine Ebu Cehil kabilesinden bir tarikte Velid ibn-i Buhire yine Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı vurmak için büyük bir taşı alıp secdede iken vurmaya gitmiş. Gözü kapanmış. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı Mescid-i Haram'da görmedi, geldi. Onu gösterenleri de görmüyordu. Yalnız seslerini işitiyordu. Ta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam namazdan çıktı, ihtiyaç kalmadığından onun gözü de açıldı. Hani güzel sesli Mevlüt Hanların çok güzel bir ifadesi var. Anılsa her dem ismi şerifi feyzi hazırdır. Bu gece bu meclise ruhu Muhammed Mustafa geldi. Öyleyse bu gece bu meclise ruhu Muhammed Mustafa geldi. Cenab-ı Hak dünyada yolundan, ahirette yerinden bizi ayırmasın. Allah rızası için El Fatiha. Estağfurullah.